Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA'ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi. Bayraktar Kızıl Elma, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerimizin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü muharip insansız uçak sistemi projesine Bayraktar Kızıl Elma adının verildiğini duyurdu. Bayraktar, insansız savaş uçağına Kızıl Elma isminin verilme nedenini şöyle açıkladı: "Kızıl Elma'siz ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef aslında. Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak Bayraktar Kızıl Elma ile asırlardır hür yaşayan milletimizin milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor, merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle milli teknoloji hamlesi de kritik bir önemi haiz. Kızıl Elma'nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5 nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor, artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek, bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak, biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.